Tek pusula, tek zarfla Türkiye yarın Cumhurbaşkanı'nı seçmek için sandığa gidiyor. İlk turda 50 artı 1 oy alan çıkmadı. İkinci tura kalan seçimde Cumhur İttifakı adayı Erdoğan'la Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu yarışıyor. Sandıkta en yüksek oyu alan aday Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak. Mühür bir kez daha seçmenin elinde. Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu için 28 Mayıs'ta 13. Cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gidiyor. Efendim, İkinci turda Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'la Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak. Pusulada Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı var. Seçmene sandık başında tek pusula, tek zarf verecek görevliler. İlk tur kesin sonuçlarına göre Erdoğan'a 27.133.849, Kılıçdaroğlu'na 24.595.178 seçmen oy verdi. Erdoğan %49,52, Kılıçdaroğlu %44,88 oy aldı. İlk turda adaylar seçimi kazanmak için %50 artı 1 oya ulaşamadı. Seçim ikinci tura kaldı. İkinci turda 50 artı 1 şartı yok. En yüksek oyu alan aday Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak. Türkiye genelinde 191.884 sandık kurulacak. İlk turda yurt içi ve yurt dışında kayıtlı 64.145.504 seçmen vardı. İkinci turda seçmen sayısı arttı. 18 yaşını dolduran, oy kullanmaya hak kazanan 49.958 seçmen daha ikinci turda ilk kez sandığa gidecek. Güncel seçmen sayısı 64.195.462. Oy verme işlemleri Türkiye genelinde saat 8'de başlayacak. Saat 17'de sona erecek. Sandıklarda oy kullanma işlemi tamamlanmış olsa da saat 17'ye kadar hiçbir sandık açılmayacak. Oy sayımı ülke genelinde saat 17'de başlayacak. Sandık başında ve seçim günü ülke genelinde uyulması gereken kurallar var. Seçim günü alkollü içki satmak, silah taşımak, oy kabinine telefon ya da fotoğraf makinesiyle girmek yasak. Zarfları sayalım. Seçim yasakları sabah saat 6'dan gece 24'e kadar kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalardaysa yalnızca yemek servisi olacak. Seçim günü saat 18'den sonra düğünler yapılabilecek. Seçim günü yerleşim yerlerinde emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında kimse silah taşıyamayacak. Sandıklar polis nezaretinde taşınacak. Seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasağı ise saat 21'de kalkıyor. Yayın yasağı saatini Yüksek Seçim Kurulu aldığı kararla erkene çekebiliyor.